içimizde muhasebeli olmak, denetimli olmak, söylediğimiz sözlerin hakikaten aldığımız terbiyeyle de örtüşen bir hassasiyete sahip olması lazım. Bırakın başkasını, hani velayet özür vaziyetini ihlal etmekten ziyade ben kendi içimde kendimle biraz kötü olmamalıyım, değil mi? Duygularımız bakımından da örtüşen bir, savunduklarımızla örtüşen bir hassasiyeti üslubumuzda göstermemiz lazım. En büyük zaafımız bu. Bu noktada toplum olarak en büyük zaafımız bu. Bu noktada hiçbir denetimi olmayan, bilmeyen bir konuşma adabı var. Politika başta olmak üzere böyle sosyal konuların, kültürel konuların konuşulduğu yerde yani stilize olmuş, hakikaten nezahetini imreneceğimiz bir üslup kristalize olmuşluğu yok toplumda. Bilakis nasıl yaptım ama üslubuyla, hoyratlığıyla bir yaklaşım gösteriyoruz ki bu gerçekten öncelikle dindarın vasfı olmaması gerekiyor. Ve bahusus daha da özele geldiğimiz zaman bu son haftada Risale-i Nur talebelerinin bir tavrı ve beyanları özellikle gündeme öne çıkarıldı. Burada demek ki bizim de dikkat etmediğimiz, açık verdiğimiz noktalar oluyor. Yani bu saklı gizli bir şey biliyoruz da bunu söylemekten yanlışı yaptık manasında değil. Bir gerçeği söylemek noktasında her türlü ifadeyle onu söyleyebilirsiniz. Ama onun nezahatini muhafaza etmek noktasında hassasiyetiniz sizin muhalifinizi bir insafa getirir yerine göre. Yani üslubu beyan aynıyla insan. Yani biz ne söylemek istiyorsak temsil ettiğimiz fikre nakise getirmeyecek bir hassasiyeti göstermek zorundayız. Yoksa öfkemize, efendimizin hissiyatımıza tabi olarak ağzımız geleni söylemek özgürlüktür, söyleyebilirsiniz. Belki cezai sorumluluğu bile girmezsiniz. Ama insani ve fıtri sorumluluk orada bizi bekliyor. Özellikle Risale-i talebesinin bir söz kime söylenmiş, niçin söylenmiş, ne zaman söylenmiş, nerede söylenmiş gibi ölçüler ışığında biraz biz sözlerimizi ölçüp tartmak zorundayız.